arkadaşlar. Pestemenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler, yarın geleceklerle karşınızdayım arkadaşlar. Ama öncesinde iki tane hesap hediyesi var. Ama öyle böyle hesaplar değil diyebilirim. Ben ilk gördüğümde şaşırmıştım. Kanalımızdan Kadir Ak iki hesap hediyesinde bulundu. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Hesapların fotoğrafını ve bilgilerini bana yolladı. Ben gördüğümde şaşırdım. Hatta böyle bol ikonlu hesaplar olduğu zaman, ki bu kadarı ilk defa oluyor. Kanalımızda ilk defa bu kadar fazla ikonlu bir hesap vereceğiz. Emin misiniz diye ben geri dönüş de yapıyorum. Sağ olsun Kadir Ak iki hesabı da hesaba ihtiyaç duyan iki arkadaşımıza hediye etmeme istedi benden. Ben şimdi ilk hesaba girdim. 5-10 dakika önce bir giriş yaptım. Hesabı kendimi inceledim. Ve bakıyorum çok güzel ikon futbolcular var. Onun dışında da antrenörler, menajerler, hepsini inceleyelim. Sonra ikinci hediyesine bir bakalım Kadir Ak'ın. Ona ben de bakmadım. Birlikte bakalım. Öncelikle birinci hediye edilecek hesabımız bu. Bir inceleyelim hızlı bir şekilde. 17 tane farklı ikon futbolcu bulunuyor. Ve tabii aynı ikonlardan birkaç tane daha var. 17 farklı ikon. İkonları ben ikon 1'e şöyle bir yerleştirdim kendim hızlı bir şekilde. Örneğin Marcus Rashford. Manchester United takımı yapıldığında 102 seviyeye çıkıyor. Fernando Torres, Liverpool takımının 2 forveti de var bu hesapta. Fernando Torres var. Yedeklerde Michael Owen da var. Barcelona takımından çok sayıda ikon futbolcu var. Hatta Barcelona kadrosu da var bu hesabımızın. Onu da gösteririm. Cruyff var. Şu an Barcelona takımı seçili. Maksimum seviyelerinde. Ronaldinho, 100 Ronaldinho. Barcelona takımından Messi. Onun dışında Puyol var. Ben sol beke çektim kendisine. Onun dışında Barcelona takımından hangi yedeklerde de epey Barcelona ikon futbolcusu var. Yedeklerde de çok fazla. Guardiola. Kluivert 99 seviyeye çıkıyor. Rivaldo 97 ve Deco. Maç diye de büyük ihtimalle seçilecek takım Barcelona bu hesapta. Onun dışında Totti var. Bak Ronaldo var. Ricard var. Tabii kendisi dost. Ben hani stopere çektim. Olabildiğince ikonları bir kadroya yerleştireyim istedim. 17 tane ikon futbolcu bulunuyor. Kadro dışında da kaleci örneğin Given da var. İkinci ikon kaleci. As kalecimiz Casillas. Mor kartlar da var. Şu an mesela ikon 1'de Van Dijk var. Barcelona'dan Dest var. Onun dışında yedeklerde kadro dışına baktığımızda efsaneler. Şöyle aşağılara doğru inelim. Maradona'sından birçok önemli efsaneye kadar. Evet bayağı var. Ben iniyorum da bu kadar efsane beklemiyordum. Hala iniyoruz aşağıya doğru. Efsanelerden birkaç tane aynısından da var. Normal kartlar. Hatta bunu daha geniş çaplı az sonra da bakarız arkadaşlar. Çok fazla ikon bulunan bu hesabımız. İlk hediye edeceğimiz hesap bu olacak. Geri diyelim hızlı bir şekilde menajerlerine bakalım ama gelen kutusu da dolu. Burada da çok sayıda özel antrenör var. 5 yıldızlılar, 4 yıldızlılar. Antrenör sıkıntısı yaşanmayacak bu hesapta. Takıma girdiğimiz zaman da burası da dolu. Antrenör yuvası burada da dolu. 100 binlikler. 42 binlikler. Antrenör sıkıntısı hiç yaşanmayacak bir hesap. Menajerlere bakalım. Hatta Barcelona takımı vardı. Bir de ona da en son ona da bakarız. Menajer çeşitliliği de var. 2 ofansif orta sahalı menajer, 3 forvetli, 4-3-1-2, 4-2-2. Bunlar da menajerler, hesaptaki menajerler. Oyuncu kartları diyelim. Genel örneğin aynı futbolcudan birden fazla da var. İstersek takas da yapabiliyoruz. Siyah top Goreska var, Salas var, Bruno Fernandes. Bunlardan 3'er tane. Şöyle bir genel derece diyelim. Maksimum seviyeden başlasın. Hesaptaki oyunculara bakalım maksimumdan başlayarak. Ama çok güzel ikonlar var. Hücum anlamında hani Rashford'ı, Fernando Torres'i, Michael Owen'ı, çok tehlikeli oyuncular. Efsaneler de, yüksek seviyeli efsaneler de var. Şimdi böyle yedek hesabı olan birisinin ana hesabını da merak edebilirsiniz ki ben çok merak ettim. Onu da göstereceğim. Tabii o hediye değil. Ben de kendim merak ettiğim için bir PES kullanıcısı da merak eder diye düşündüm. Sağ olsun Kadir Ak da kabul etti. Bana yollamıştı ekran görüntülerini ana hesabının. Sizlerle de onu paylaşacağım. Böyle yedek hesabı olan birinin ana hesabını da ben de çok merak ettim çünkü. Şöyle hızlı bir şekilde inelim. Normal siyah top kartlar da epey bir var hesapta. Bayağı bir var. Şimdi evet, şimdi altın topları düştük. En aşağıya doğru da inelim. Normal kartları da bunlar. Hani hesapta oyuncu sıkıntısı falan yok. Al oyna tarzında bir hesap. Bir de Barcelona kadrosunu göstereyim. Maç dedi hazır bir Barcelona kadromuz da var.
takımlara girelim. Takım değiştir diyelim. Burada tabii birçok takım kurulmuş. Ben bakmıştım Barcelona kadrosu. Ha, evet, en sağdaydı. Onayla diyelim. Barcelona maçtay takımı. Full Barcelona. Yedeklerde de herkes full Barcelona takımında. Ha, ayrıyeten forma. Bu hesapta formalar da var arkadaşlar. Satın alınmış formalar bulunmakta. Farklı takımlardan Manchester United, Bayern Münih, Sao Paulo. Bunlar zamanında mağazada e-futbol puanıyla satılıyordu. Bu hesaptan alınmış. İstediğimiz formayı kullanabiliriz. Ben Manchester United'ın bu formasını beğendim. Güzel duruyor. Hani benim beğendiğim tarz diyeyim. Belki de başka arkadaşlarımız beğenmeyebilir ama benim sevdiğim bir tarz. Rengini de beğeniyorum. O renk benim hoşuma gidiyor. E-futbol puanı var mı acaba? Bir bakalım. Belki olmayabilir. Çünkü futbolcular da alınmış olunabilir mağazadan. 30.500 e-futbol puanı var. Ben bu kadar e-futbol puanı beklemiyordum. Şimdi baktım. Oyuncu alınmış mı acaba? Yok, herhangi bir oyuncu da alınmamış efsanelerden. Belki geçmişte ikon falan da alınmıştır. Süper bir hesap. Yani gerçekten çok güzel bir hesap. Bu ilk hediye edilecek hesap. Kadir Aka da ayrıyeten tekrardan teşekkür ediyoruz. Bol bol teşekkür ediyoruz. İkinci hesabına da geçiş yapalım. Ben de ikinci hesabına girip bakmamıştım. Şimdi birlikte bakalım nasıl bir hesap o da. İkinci hediye edilecek hesaba da giriş yapıyorum arkadaşlar. İleri diyelim. Ben de şimdi bakacağım, inceleyeceğim. Çarpı diyelim. Arkadaşımız ilk 11 fotoğrafını atmıştı. Şimdi detaylı bir bakalım. Az önceki hesapta antrenör yuvası falan doluydu. Hani gelen mesaj kutusu. Burada takımıma bir girelim. Burada da antrenörler var. 26 antrenörü bulunuyor. 100 binlikler falan da var. Bu anlamda da sıkıntı olmayacak. Menajerlere baktığımızda 3 tane menajer bulunmakta. 5-2-1-2, 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişi. GP'miz de 72 bin diyebiliriz. Oyunculara gelelim. Kadroya bakalım. Takım yönetimi diyoruz. Bu hesapta da yedekleri... Aa, yeni ikonlardan Nesta da var. Davis var. Hani Bayern Münih takımının ikon futbolcusu Davis. Hatta şöyle sabit kalsak onu. Orada şimdilik böyle ikonları ikon buraya yerleştirelim. Hangileri var? Ofansif orta saha Ono da var. York var. Batistuta var. Yedeklerde kadro dışında kart türü mü? Evet, şu an kart türü seçili. Kadroya bir bakalım. Öncelikle ilk 11'i inceleyelim. Bu hesapta da bayağı bir ikon futbolcu var. Michael Owen var. Ronaldo var. Rivaldo. Sonrasında Real Madrid kartı Xabi Alonso. Onun da 3 farklı takımdan ikon kartı var. Burada da takımımız Real Madrid seçili. Patrick Vieira'nın yeni ikon kartı var. Ben eskisini kullanıyordum. Roberto Carlos. Alfonso Davies. Bayern Münih ikonu. Milan'dan Nesta. Hani oyuna en son eklenen ikonlardan bir tanesi de Nesta. Yedeklerde onu bu bedava ikon top açılımında gelmiş olabilir. Manchester United'dan York var. Batistuta var. Efsaneler, yedekteki efsaneler bunlar. Kadro dışında da yine bayağı bir efsane futbolcu bulunuyor. Şöyle bir bakalım. Del Piero'su, Romario'su, Rummenigge'si, Patrick Vieira'sı gibi efsaneler var. Bir de hızlı bir şekilde takımımdan bakalım. Kaydetme diyelim. Takımımdan tüm böyle maksimumdan başlayacak şekilde oyuncuları sıralayalım. Oyuncu kartları sırala. Genel derece demiş zaten. En yüksekten en düşeye doğru sıraladığımızda ikon futbolcular, efsaneler, normal kartlar da var. Lewandowski filan. Şu aşağılara doğru inelim. Efsaneler, ikonlar. Ama birçok efsane var bu hesapta. Kaleci Şeh, Campbell. Normal kartlar, siyah toplar, sonrasında altın toplar ve beyaz toplar da var. Bu ikinci hediye edilecek hesabımız. Ha, burada da e-futbol puanına bakalım. Hatta formaya bakmadık. Bu hesabımızda forma var mı acaba? Forma ayarları diyelim. Burada yok. Tamam. Önceki hesapta vardı. Çeşit çeşit formalar. Bir de e-futbol puanına bakalım. Hemen onu da görmüş olalım. Puan kullan. Bu hesabımızda da 7.300 e-futbol puanı var. Ayrıca 5.000 e-futbol puanı hediyesi de olacak. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Tabii o kampanya orada bir şart vardı. Şart sağlandıktan sonra Konami hediye edecek. Büyük ihtimalle Mart ayının tabii sonlarında hediyesi gerçekleşebilir. 500 milyon maç ya da golde 100 milyon maç, öyle bir şartı vardı. O sağlandığı zaman hediyemiz verilecek. Bu da ikinci hediyemiz. Kadir Ak arkadaşımızın hediye ettiği iki tane hesaptır. Birinci hesap az öncekiydi. Bu da ikinci hesap. Herhangi bir şart falan yok. Sadece hesabı istiyorum yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Başka da bir şart falan yok. Yarın akşam da, yani Perşembe akşamı, yarın akşam da iki arkadaşımızı seçeriz. Onlara hediyelerini teslim ederiz.
Şimdiden alacak arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi sadece bu videonun altına yorum yazmak yeterli. Başka videonun altına da yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer bu iki hesaptan birini istiyorsanız önce ilk hesap için bir arkadaşımızı seçeriz. Sonra ikinci hesap için seçimi gerçekleştiririz. Şimdi gündeme geçelim. PES'te bugün bitecek etkinlikler, yarın gelecek etkinliklere bir göz atalım. Bu arada arkadaşlar şunu göstermeyi unuttum. Son anda aklıma geldi. Yedek hesapları bu kadar iyi olan birisinin ana hesabı acaba nasıl olabilir? Ben çok merak etmiştim. Sağ olsun Kadir Akta ana hesabının görsellerini yolladı bana. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hesap tabii hediye olarak değil, verilmeyecek arkadaşlar. İlk iki hesabı az önce gösterdiğimiz hesapları hediye eden Kadir Akın ana hesabı. Ana hesaba baktığımızda ilk 11'inde yedeklerinde bir kaleci ikonu yok. Kaleci ikonunun dışında herkes kendi orijinal pozisyonunda oynamakta. Yeni ikonlardan da Nesta'yı görmekteyiz. Son hani oyuna eklenen ikonlar içerisinde. Stoperleri çok iyi. David Beckham'ın en sevdiğim kartı var burada. Bir önceki bende en son kartı var. Bu kartını daha çok beğeniyordum ben de. Sonrasında devam edelim. Yedeklerde de çok iyi oyuncular bulunmakta. Kadro dışına baktığımızda David Beckham'ın Real Madrid kartı. David Beckham'ın Manchester United son hani oyuna eklenen bu PES 2021 kartı. Birçok ikon futbolcu. Efsaneler. Stoper anlamında yedekte de iki tane stoperi de var. Sonrasında mor kartlar birbirinden güzel. 101 Mbappe'si. Açık futbolcuları. Sol açık, sağ açık birçok farklı pozisyonda. Güzel, yüksek seviyeli futbolcular var. Diğer mor kart futbolcular. Kadro dışındaki ikonlar. Michael Owen'ı, Van Basten'i, Maradona'sı. Önemli ikon futbolcular da var. Yani hesapta birbirinden güzel oyuncular bulunuyor. Diğer mor kartlar. Birçok farklı pozisyondan. Gayet güzel futbolcular yer almakta. Hesapta öyle mor oyuncular var ki. Haftalık kondisyonlar açıklandığında. Yani farklı farklı yüksek form durumunda. A form durumunda kadrolar bile kurulabilir bu hesapta. Çok güzel bir hesap. Tabii herkese en çok istediği futbolcular gelir ve hayalimizdeki kadroyu kurabiliriz inşallah. Bu hesap hediye değil. Sadece Kadir Akın bize iki hesap hediyesinde bulunan Kadir Akın ana hesabıdır. Onu da göstermek istedim. Şimdi bugün bitecek, yarın gelecek etkinliklere geçelim. Gündemde neler var onlara bir bakalım. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi iki tane maç diye gelmişti. Onları 17 çift sıfıra kadar oynayabilir. Sonrasında finallerini seyrettirerek GP kazanabiliriz. Bugün biten top açılımlarımız var. Geçen perşembe gelmişti. Bugün son gün. Efsane Baksıra bugün son günü. Yarın yenileri gelecek. Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inin bugün son günü. Barcelona ikonlarının ve Inter ikonlarının bugün son günü. Yarın yeni ikonlar olacak. Yarının gündemine başladığımız zaman her perşembe olduğu gibi yarın sabah oyun bakıma girecek ve belli bir süre kapalı olacak. Türkiye saatiyle 5'te bakıma giriyor. Büyük ihtimalle sabah 8-9 aralığında oyunu açmaları bekleniyor. Bazen gecikmeler de yaşanabilmekte. Yarın oyunu açılır da oyuna girmek sıkıntı. Sürekli hata mesajları gelecektir. Sürekli tekrar deneye basa basa zar zor oyuna giriş yapıyoruz. O mesajı yarın bol bol göreceğiz. Yarın gelecekleri baktığımızda Player of the Week, haftanın oyuncuları gelecek. İkonlar, Backstrap, ayrıyeten oyuncu kondisyonları güncelleniyor. Ve bunlara göre de haftalık kadrolar kuruyoruz. Ben o merak ettiğim noktalardan bir tanesi benim de. Özellikle de elimizde yüksek seviyeli mor kartlar, haftalık kondisyonu yüksek geldiğinde hemen onlardan bir kadro oluşturmayı seviyorum. Ayrıca bazı menajerlerin de dizilişi değişecek. Geçen hafta o sizlerle paylaştığım bir diziliş vardı. 4-3-1-2'nin 3 ofansif orta sahalı tarzı bende bir haftadır görünmedi. Her gün bekliyorum, bakıyorum. O diziliş gelse alacağım. Belki benim en çok sevdiğim diziliş olacak ama bir türlü görünmüyor bende. Yani istediğimiz menajeri dizilişi de alamıyoruz. Sonra bu menajer yarın pat bir değişecek. Bir daha da alamayacağız. Bu menajer sistemini Konami'nin değiştirmesi lazım. En azından istediğimiz bir dizilişi alabilelim. Yarın ücretsiz top açma hakkı verilecek. Bu kampanya 5 hafta açıklanmıştı. 3 haftası bitti. Yarın 4. ve haftaya 5. olmak üzere 2 hafta yine bu kampanyadan dolayı bize ücretsiz top açma hakkı verilecek. Bir tane de maç oynayacağız. Oradan da ücretsiz top açma hakkımızı alacağız. Yarın hangi ikonlar gelebilir? Şimdi Konami 5 hafta boyunca partner kulüplerin geleceğini açıkladı. 3 tanesi geldi, 2 tanesi gelmedi. Gelmeyenler Manchester United ve Arsenal takımı. Bu ikisinden biri yarın kesinlikle gelmesi gerekiyor. İkisi de İngiliz takımı. İki tane ikon takımı gelirse ikincisi hangisi olur? Umarız en çok istediğimiz gelir ama
En az MyClub parasına çıkarırız ikon futbolcu. MyClub parası olmadığında da en çok istediğimiz takım geldiğinde o da ayrı bir üzücü oluyor. Kaçırıyoruz onu. Allah bilir bir daha ne zaman gelecek onu da bilemiyoruz. Peki hani Manchester United'de Arsenal gelirse onlardaki ikonlara bakalım. Pazar günü bakmıştık. O yüzden ben bunları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Manchester United'da bulunan ikon futbolcular bunlar. Bunların içinden 3 tanesini Konemi seçecek. Güzel ikonlar da var. Umarız güzellerini seçerler. Örneğin ben Barcelona takımında çok heyecanlanmamıştım ikon anlamında. Arsenal takımında da bu ikon futbolcular bulunuyor. Bunlardan 3 tanesini seçecek. Ya yarın Manchester United ya da Arsenal takımı gelecek. Player of the Week de geliyor. Bununla ilgili dün bir tahmin videosu paylaşmıştım ben. O yüzden hızlıca bir bakalım. Hatta bunun dışında birçok arkadaşımız yorumlarda farklı oyuncu isimleri de verdi. Konami'nin tercihleri tabii ki farklı olabilir. Ben kendi tahminlerimi hızlıca sizlerle paylaşacağım. Inter takımının santraforu Martinez gelme ihtimali çok yüksek. Hat-trick yaptı, gol attı. Uzun süre sonra hani goller kaydetti, iyi bir performans sergiledi kendisi. Chelsea takımında birçok aday var. Onlardan bir tanesi Havertz. Ama sağ bek futbolcuları James de bir gol bir asist yaptı. Çok da iyi futbol oynadı. Sakatlığını atlattı, futbola geri döndü. Etkileyici bir performans sergiledi. Tabii Chelsea takımında Pulisic de bir gol bir asist yaptı. Ben James ya da Havertz'ten birinin gelebileceğini düşünüyorum. Sonrasında Liverpool takımı 1-0 galip geldi. Asist yapan Alexander-Arnold da hem hücuma katkısı asist yaptı artı savunmadaki önemli hamleleriyle de maçın bence adamıydı. Gayet güzel futbol oynadı. Tabii maçın golünü de Mane kaydetti. O da sol açık futbolcusu. Gelirse Liverpool'dan bir oyuncu gelirse hani benim ilk tercihim Alexander-Arnold olacaktır. Manchester City 4-1'lik galibiyet aldı. Hem de Manchester United'a karşı. Maçta Kevin De Bruyne İki golü bir asist yaptı. Gelmeyi çok hak ediyor. Ama ikinci isim de Mahrez. O da iki gol kaydetti. Bu iki isimden birinin gelme ihtimali çok yüksek. Benim ilk adayım Kevin De Bruyne. Büyük ihtimalle görebiliriz kendisini. O da o kadar fazla geldi ki. Bir baktı onun kaç tane mor kartı var oyunda. Farklı farklı zamanlarda gelmiş. İtalya'ya gittiğimizde Berardi iki gol kaydetti. Sağ açık futbolcusu Sassuolo takımından gelebilir. Kaleci olarak ben Schmeichel'ı düşünüyorum ama farklı kaleci adayları da olabilir. Avrupa'da orta sıralardaki takımlardan da bir kaleci seçebilir Konemi. Iago Aspas İspanya Ligi'ne gittiğimizde 2 gol bir asist yaptı. Gelme ihtimali var. Lyon takımının sağ kanat futbolcusu hem de oynadığı pozisyon gereği sağ kanat oyuncusu 2 gol kaydetti deplasmanda. Gelebilecek oyunculardan bir tanesi. Santrafor'da eğer Portekiz Ligi'nden bir oyuncu seçerlerse baktım Portekiz Ligi'ne. Ya bu hafta bu adam iyi iş yapmış. 2 gol bir asisti var. Porto takımı deplasmanda 4-2'lik galibiyet aldı. Eğer olur da Portekiz'den bir oyuncu seçerlerse bu isim gelebilir. Stoper olarak ben bu Cabrera'nın gelebileceğini düşünüyorum. Espanyol takımı 2-0'lık galibiyet aldı. Bir gol kaydetti. Yorumlarda bir arkadaşımız da Bayern Münih'ten Süle de gelebilir demişti. Tabii yüksek seviyeli güzel böyle stoperler olsa iyi olacak. Son Şampiyonlar Ligi, bu şu anki Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inde santrafor yok, stoper yok. Böyle Player of the Week olmaz ki. Bu ikisine ihtiyaç duyan hesaplar olabilir. Bunlar önemli pozisyonlar. Muhakkak bu pozisyonlardan güzel oyuncular olmalı. Hani oyuncu olmalı en azından. Oyuncu bile eklemediler. Umarız yarın eklerler. Tonay var. Premier Lig'de 3 gol atmış bir isim kendisi. O anlamda hani zor bir iş Premier Lig'de hat-trick yapmak. Hem de deplasmanda gelme adaylarından birisi. Felipe Anderson İtalya'da bir gol bir asisti var Lazio formasıyla. Real Madrid 4-1'lik galibiyet aldı. Luka Modric, Benzema, Camavinga, Asensio. Burada Modric biraz ön planda duruyor. Bir gol bir asistlik performansıyla. Göbek futbolcusu. Göbek pozisyonundan da oyuncu seçerse. Şimdi şunlardan hangisi gelse diye bana sorsalar. Ben Camavinga derdim. Çünkü Konami Camavinga'nın seviyesini yükseltiyor. Yüksek seviyeli bir karta sahip oluyor. Konami gençleri de seviyor. Şişiriyor özellikleri. Hani her genç olmasa da bazı genç oyuncuların şişirdiğini görmekteyiz. O yüzden ben Camavinga'yı isterdim. Ama performansa baktığımızda Modric bir tık sanki önde gibi. Lille takımına gittiğimizde bizim milli futbolcumuz bu hafta şov yaptı. Mehmet Zeki Çelik sağ bek pozisyonunda oynamakta. Bir gol bir asisti var. Gelme ihtimali normalde çok yüksek ama bu hafta sağ beklere baktığımızda Chelsea takımının James'i bir gol bir asist yaptı. Liverpool'da Alexander-Arnold bir asist yaptı. Mehmet Zeki Çelik de kendi evinde Clermont-Foot'a karşı bir gol bir asisti var. Konemi şimdi hangisini tercih eder? Hangi takımdan oyuncuyu tercih eder? Kimi tercih eder? Keşke bizim milli futbolcumuzu tercih edip Player of the Week'e getirse.
Bunu da merak edeceğiz. Bir de üçünü de getirmiyormuş. Çok farklı bir sağbek getiriyormuş yani. Şok olurum ben de. Cuma gelecek maçtaylar iki tane. Yine az maçta bizi bekliyor. Yarın bu mesajı çok fazla göreceğiz. Bedava top açılımı olduğu için birçok kullanıcı en azından oyuna giriş yapıp şansını denemek isteyebilir. Yoğun bir giriş olacağı için de Konami sınırlandırma getiriyor. Herkes bir anda oyuna girmesin, oyun çökmesin diye az kişinin oyuna girmesine izin veriyor. Oyuna girenler çıkacak ki biz oyuna giriş yapabilelim. O yüzden sürekli tekrar deneye basacağız. Basa 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 artık biz bir an oyuna girmeye çalışacağız. Girdiğimizde de umarım ücretsiz top açma hakkında tek atarız, bedavadan ikon çıkarırız. Ve birçok arkadaşımız eFootball 2022'ye geçişte oyuncularımız silinecek mi, ne olacak diye sorular sormakta. Onunla ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum. Konami'nin resmi açıklamalarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle eFootball 2022'nin ne zaman çıkacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Konami bahar mevsiminde dedi. Biz bahar mevsimine girdik. Mart ayındayız. Yaz aylarına kalır mı, daha da erteleme gelir mi bilinmemekte. Yine bildiğimiz gibi güncelleme yapıyoruz. Google Play Store'a gireceğiz ya da iOS, iPhone kullanan arkadaşlarımız App Store'dan güncellemesini gerçekleştiriyor. Önce kayda aylarda ara ara yaptığımız güncelleme gibi oluyor. Fakat oyuna girdiğimizde bazı değişiklikler olacak. Oyuncularımız silinmeyecek ama mor kart futbolcular normal kartına dönüşüyor. Sevmediğimiz taraflardan birisi de bu. MyClub paraları harcıyoruz. Yüksek seviyeli mor kartlar çıkarıyoruz. Onlar yeni oyuna geçtiğimizde silinmez ama normal kartına dönüşüyor. Örneğin elimizde 101'lik, 100'lük, 99'luk Mbappe'ler olsun. Mor kart. Yani Player of the Week'ten çıkarmışızdır. Kulüp selection'lar geliyordu önceden. Oralardan gelmiştir oyuncular. Normal kartına dönüşüyor ve birinci seviyesine düşecek. Konami öyle söyledi. Birinci seviyesine düşecek normal kart olacak dedi yeni oyunda. Peki ikon ve efsaneler ne olacak? Onlar yeni oyuna aktarılıyor. Fakat onlarda da değişimler var. Yeni oyunda efsanevi diye bir kart çıkardı Konami. İkiye ayırdı. Birisi ikonlar, biri efsaneler diyebiliriz. Mükemmel performans sergiledikleri sezona göre futbolcular ya da kariyerine baktıkları emekli oyuncular diye. Şu şekilde dönüşüm olacak. Örneğin Ronaldinho'nun bir ikon kartı var, bir efsane kartı var. Efsaneler soldaki gibi dönüşüyor. Tasarımları soldaki gibi olacak. İkonlar ise sağdaki gibi. Ronaldinho'nun iki tane farklı türde kartı var. Biri efsane, biri ikon. İkisinin seviyesi aynı mı olacak? Hayır. Konami dedi ki ikondan dönüşenlerin seviyesi yüksek olacak. Örneğin ilk seviyesi Ronaldinho'nun 91 ikon kartının. Sol taraftaki ise efsane kartının. Tasarımlarında da renklerin farklı olduğunu görüyoruz. Sağ taraftaki biraz pembemsi bir renge sahip. Hani ikonlar yine efsanesine göre yüksek seviyeli. Fakat ikonlar kendi takımında daha yüksek seviyeye çıkardı. Konami onu kaldırdı. Yeni oyunda boost kavramı olmayacak dedi. Tabii onunla ilgili bir değişikliğe giderler mi bilinmiyor. Olur da bir değişiklik olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Geçtiğimiz yıllardan elimizde oyuncular varsa onlar gri olarak görünmekte. Belki PES 2022'den 21'e geçerken silmediğimiz oyuncular varsa onları Konami silecek. GP'leri verecek. Bu tarz eski futbolcuları da kendisi silecek. Yeni oyunda bu tarz görünümler olmayacak. Ayrıyeten elimizdeki antrenörler, menajerler, yetenek avcıları onlar siliniyor. Konami yeni oyunda onlar olmayacak. Sizlere onların yerine GP vereceğim dedi. Çünkü yeni oyunda sözleşme yenileme çok zor. Onları öğe olarak mağazada satacaklar. E-futbol puanıyla alacağız sözleşme yenileme biletlerini. Yeni oyunda merak ettiğimiz noktalardan birisi de biriktirdiğimiz paralarımız. Oyun içerisinde MyClub paramız, GP'miz, e-futbol puanlarımız var. Bunlar silinmiyor. Yeni oyuna aktarılacak. O yüzden biriktirebiliriz. Eğer harcamayacaksak bunları biriktirelim. MyClub parası çok ama çok önemli. Oyunda Match Pass sistemi var. Ücretli ve ücretsiz etkinlikler olacak. Etkinlikleri yaptıkça ödüller, oyuncular kazanacağız. Ücretli kısmın kilidini açabilmek için MyClub parası gerekli. Şimdi ya MyClub parasını biriktirmemiz lazım ya da oyuna para yatırıp MyClub parası almamız lazım. O yüzden biriktirirsek elimizde MyClub olursa yeni oyunda işimize çok yarıyor. GP ile yine oyuncu ve menajer alabileceğiz. Hatta oyuncu böyle market, mağaza gibi bir sistemi olacak. Onunla ilgili bir Lazio takımının örneğini göstermişti. Lazio takımının futbolcularını paylaştık Konami. Altlarında da GP'leri var. O takımdaki oyuncuları gösteriyor. İstediğimizi GP ile alıyoruz. Futbol puanı önemli. Oyuncu alma. Yine mağaza tarzı oyuncu alımlarında kullanacağız. Mor kartlar falan da ekleniyordu mağazaya. Artık onları da görmüyoruz. Ne ikon ne mor kart. Mağazaya sadece efsane eklediler o kadar. Ayrıca öğeleri alabileceğiz. Yeni oyunda sözleşme yenileme bileti çok önemli. Onu da e-futbol puanı ile alabiliyoruz. Ve elimizde bulunan her ikon futbolcu için de yeni oyuna geçtiğimizde
Her ikon futbolcu için bir tane sözleşme yenileme bileti hediye edilecek. Yeni oyunda çünkü çok değerli kendisi. Oyuncuların seviyelerini yükseltmek, onlarla sözleşme yapmak biraz sıkıntılı olacak. Maçlar oynadıkça bunları elde edebileceğiz. Oyun bizim sürekli maçlar oynamamızı isteyecek. Biraz FIFA Mobile'i de andırıyor bazı konularda. Videonun başında göstermiş olduğum iki hesaptan herhangi birini istiyorsanız bu videonun altına hesabı istiyorum yazmanız yeterli. İlk olarak birinci hesap için bir arkadaşımızı seçeceğiz. Sonra ikinci hesap için bir arkadaşımızı seçeceğiz. Kimin hangi hesaba nasibi varsa şimdiden hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın. Farklı gelişmeler olduğunda tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.